Herkese merhaba arkadaşlar. Şu an önümde 3 adet VGA kartı var. Bu VGA kartları monitörlerde kullanılan bir diğer adıyla ekran kartıdır arkadaşlar. Burada VGA çıkışlarını görüyorsunuz. Bu nedenle VGA kartı deniyor. Burada görmüş olduğunuz VGA ekran kartları üçü de arızalı. Bunların tamirini yapmak istiyorum. Öncelikle bir tanesiyle başlayalım. Bu tarz VGA kartı dediğimiz bu ekran kartlarının arızası nasıl yapılıyor, nasıl çözüm buluyor size anlatmaya çalışayım. Bu tarz VGA kartı dediğimiz ekran kartlarının şemalarını bulmanız çok zor. Arıza takibini nasıl arayacaksınız, nasıl yapacaksınız bunları size bahsetmek istiyorum. İçlerinden bir tanesini seçerek arıza takibi yapalım, malzeme ölçümü yapalım ve tamir edebiliyor muyuz hep beraber bakalım arkadaşlar. Tamir videolarında birçok soru geliyor yorumlar kısmında. Öncelikle bu sorulardan bir tanesi anakart ya da ekran kartı ya da bu tarz benzer kartları tamir ederken hangi yolu izliyorsunuz diye çok fazla soru soruyorlar. Bununla ilgili herhangi bir yöntem yok arkadaşlar. Tamamen doğaçlama. Tamir etmeden önce kartın gözde kontrolünü yapmanız gerekiyor. Yani yanan, bozulan, kararan herhangi bir yeri olup olmadığına bakınız. Böyle bir yer varsa arıza bulmak daha kolay oluyor. Çünkü başlangıç noktasını bulmuş oluyorsunuz. Zor arıza dediğimiz arızaları ise karta baktığınız zaman herhangi bir arızalı ya da bozuk ya da kararan bir bölge olmadığını gördüğünüz zaman bunun geneline yoğunlaşmanız gerekiyor. Arıza tipine göre bunun nasıl bir yol izleyeceğinizi biliyor olmanız gerekiyor. Bu tarz kartlar çok küçük kartlar, SMD kartlar, tamiri zor olan kartlar. Genelde bu kartlar tamir edilmiyor. Yenisiyle değişiliyor ya da bir kenara atılıyor arkadaşlar. Şimdi buradaki küçük olan kartların gözde kontrolü çok zor. Bu nedenle mikroskop, bence dijital mikroskop gerekiyor. Şimdi bunun üzerine baktığımız zaman tek tek malzeme kontrolünde burada arızalı olan bir noktayı size göstereceğim ve bunu nasıl gözle göremiyoruz. Yani mikroskop olmadan arıza çözümlemesi çok zor. Mikroskopumuzu açtım. Geziyorsunuz. Burada 3 ayaklı olarak gördükleriniz bizim diyot, SMD diyotlarımız. İçerisinde 2 adet diyot bulunuyor. Bu şekilde entegrelere bakıyorsunuz. Üzerindeki diyotları, yani tüm malzemeleri bu şekilde gözden geçirmeniz gerekiyor. Şimdi size arızalı olan noktayı göstereceğim. Hemen şurada benim VGA çıkışımın yanında şurada küçük bir SMD diyot görüyorsunuz. 3 ayaklı. Şimdi buna dikkatli bakalım. Bakın. Şöyle kaldırdığım zaman şöyle biraz netleyelim. Bakın. Netledim. Şimdi baktığımız zaman buradaki entegrenin rakamı 88 rakamın üzerine nasıl patladığını ve delindiğini görebiliyorsunuz. Baktığınız zaman buradaki yanık olan bölgeyi görme şansınız yok. Bu nedenle mikroskop çok önemli. Yani SMD olan malzemelerin kontrolü için bu tarz mikroskoplara ihtiyacınız var. Şimdi ben bu kartı zaten kontrol ettim. Üzerindeki tüm voltaj regülatörlerine bakın. Şurada girişlerde bizim voltaj regülatörlerimiz var. Hemen onları göstereyim. Şurada bakın. Burada 5 voltumuzun giriş noktası. Şurada bizim bariyer diyotumuz var. Şurada hemen girişte. Buradaki diyottan bizim 5 voltumuz giriyor. Buradaki voltaj regülatörünün ayağına geliyor. Bakın burada voltaj regülatöründe yazan AS1117L33 dediği burada arkadaşlar 3.3 volta dönüştürdüğünü, yani bizim buradaki bariyer diyotundan geçtikten sonra 5 volt, buradaki 3.3 volt regülatörün ayağına 5 volt geliyor ve 3.3 volt çıkıyor. Buradaki amaç bu. Ve daha sonra buradan gelen voltaj, bakın buradan 3.3 volt gelen voltaj bunun ayağına geldikten sonra dikkat ederseniz burada da AS1117L18 yazıyor. Buradaki 18 ise bizim voltaj ayağına gelen voltaj ne olursa olsun buradan 1.8 volt elde et. Ve elde ettiğin buradaki voltajla beraber buradaki mikro denetleyici dediğimiz, bakın buradaki büyük çip mikro denetleyici dediğimiz çalışma voltajı olan 1.8 volt elde eden buradaki regülatör entegremiz. Yani kartların çalışma mantığı bu arkadaşlar. Bunları bilmek gerekiyor. Yani bunlar tamamen
zamanla yapmış olduğunuz tamiratlarla ilgili birikim ne oluyor? Bunları tamir ede de yapa yapa araştıra araştıra muhakkak öğreniliyor bir şekilde. Buradaki anahtarlama diyodu bizim için niçin önemli? Bunu da anlatmaya çalışayım. Birbiriyle ayak bağlantıları olan malzemeleri nasıl buluyorsunuz? Öncelikle kısa devre moduna alıyorum. Şimdi bu noktadan sonra şuna dikkat edin. Önce bunun bir tane ayağı şasedir arkadaşlar. Şuraya değdiriyorum. Bakın VGA'nın şase kısmını. Bakın. Şuradaki ilk ayak, şurada alttan iki ayağı var, üstten tek ayağı var. Şuradaki ilk ayak GND ayağı arkadaşlar. Bakın şase. Bunu bu şekilde buluyorsunuz. Diğer ayağı nereye bağlanıyor? Bunları ben baktığım için kolay anlatıyorum size. Bu şekilde. Bakın burada benim giriş. Buradan gelen 5 voltum. Şuradan alıyor 5 voltu. Bariyer diyotum var burada. Koruma amaçlı. Buradan bakın şurada giriş noktası var 5 voltum. Şuraya değdiriyorum. Yine burada arızalı olan diyodumun ayaklarına bakıyorum. Evet bakın. Şuradaki ayağı GND'ydi. Yanındaki ise 5 volt. Bakın 5 volt. Besleme hattından gelen giriş soketine 5 voltum koruma diyotuna geliyor. Buradaki 5 voltum buradaki voltaj regülatörlerine geliyor. Ve aynı zamanda buradaki 5 voltum benim buradaki giriş anahtarlama diyotuna geliyor. Bu anahtarlama diyotundan geçtikten sonra devre içerisinde ilgili olan buradaki diğer diyotlara ve entegre ayaklarına geliyor. Bakın tekrar edelim. Bakın giriş 5 voltun buradaki diyota geliyor. Bu burada arızalıydı. Yani yanık ve bozulmuştu. Bu nedenle gelen 5 volt devreye giremediği için devrem çalışmıyordu. Girişten 5 volt ayağına geldi. Bu ayağa GND dedik. Bu ayağına 5 volt geliyor. Buradaki çıkışından çıkan gerekli olan voltaj buradan devre içerisinden şuradaki anahtarlama diyotlarına geliyor arkadaşlar. Bununla aynı değere sahip. Bunlar da BAV 99. Buradaki diyotlara geliyor. Yani buradan 5 volt geldi. İstenildiği şekilde anahtarlanarak buradaki voltaj değeri sistemin içerisine alındı. Buradaki diyotlara geldi. Buradaki diyotlar ne işe yarıyor peki? Bakın anlamak zor değil. Diyotların hemen dibinde her bir diyotta burada sıfır yazan giriş sigortalarımız var. Şurada görüyorsunuz. Her bir diyot için giriş sigortası var. Bunlar ne işe yarıyor? Buradan geçen voltaj, buradan gelen voltaj geçtiği zaman, burası çalıştığı zaman buradaki her bir diyoda voltaj değeri geliyor. Bunları anahtarlama yaparak sigortalar üzerinden buradaki diyot ve kondansatör ve dirençlerden geçerek dikkat ederseniz mikro denetleyicinin girişine gerekli olan voltajlar iletiliyor. Yani mikro denetleyicin çalışabilmesi için de gerekli olan sinyallere ve voltajlara ihtiyaç var. Buradaki diyotlar, yani buradaki diyotlar sigortalar üzerinden geçerek buradaki bu işlemi sağlamış oluyor. Yani biz buradaki diyotun bozulması demek gerekli olan voltaj buraya gelmiyordu. Ve buradan diyotlarla anahtarlama aç kapa yaparak sigortalar üzerinden işlemci denetleyici çalışmıyordu. Bu nedenle de kart çalışmıyordu. Aynı zamanda mikro denetleyicinin hemen yanında burada flash entegresi var. Flash entegresi bizim gerekli olan kartın yazılımını üzerinde tutuyor. Yani mikro denetleyici gerekli olan yazılımı istediği zaman buradaki flash entegresinden sağlıyor. Burada bir EEPROM var arkadaşlar. EEPROM da üzerinde kalıcı bilgileri bulunduran entegredir. Buradaki amacı da şudur. Bu kartla ilgili tüm yazılımsal veriler firma tarafından buradaki EEPROM üzerine yükleniyor. Yani buradaki data bilgileri gibi diğer çalışma frekansları, bu tarz tüm bilgiler buradaki EEPROM üzerinde tutuluyor. Buradaki mikro denetleyici de gerekli olan sinyal ve fonksiyonları buradaki EEPROM sayesinde kart üzerinde yürütmüş oluyor. Arızalı olan bölgeyi bulduk ve bunun etrafında tabii ki bu şekilde bitmiyor. Bunun etrafında bakın ayaklarına bağlı olan noktalar var. Mesela buradan gidiyor. Yolu takip ettiğiniz zaman buradaki bir kondansatör var arkadaşlar. Bu kondansatör ayağına baktığınız zaman bakın şöyle anlatayım. Bunun nereye gittiğine bakıyorsunuz. Buradan gelmiş, buradaki kondansatöre gelmiş. Bu kondansatörün her iki yönüne bakıyorsunuz kısa devre olmuş mu diye. Daha sonra bu kondansatörde bozulduysa bu kondansatör hattını takip ediyorsunuz. Nereye gittiğini ve tüm malzemeleri bakın şuradan geliyorsunuz. Tüm malzemeler hangi malzemelerle bağlantı halindeyse tüm malzemeleri kontrol etmek zorundasınız. Yani ben sadece bu transistörü değiştirmiyorum. Yani pardon, buradaki diyotu değiştirmiyorum. Buradaki SMD olan malzemenin etrafında bağlı olduğu ayaklardaki malzemeleri de kontrol ediyorum. Yani arıza tespiti yaparken bu yolları izlemeniz gerekiyor. Arıza takibi budur arkadaşlar. Arıza çözümlemesi kolay işler değil arkadaşlar. Özellikle de anakart
ve SMD olan bu tarz kartların çözümlemesi çok zor oluyor. Bazen saatlerinizi ve günlerinizi alabiliyor arkadaşlar, ama sabırlı olmak gerekiyor. Ve bunları siz çözdükçe, araştırma yaptıkça, data sheetlerine baktıkça her malzemeyi öğreniyorsunuz ve zamanla işiniz daha kolay oluyor. Yine eski kartlardan, elimde olan çıkma kartların üzerinden, şimdi bakın kartın üzerine bakıyorum mikroskopta. Şimdi bakın üzerine baktığım zaman bununla ilgili olan, şuraya bakıyorum, siyah şurada 3 adet diyotum var. Bunları gözde görmeniz zor. Yine mikroskop üzerinden kontrol ediyorum. Geliyorum bakalım aynı malzemeler mi diye bakacağım. Evet, şuraya geldim. Üçünü de buldum arkadaşlar. Bakın şöyle oynattığım zaman kartımı mikroskoptan bakıyorum. Evet. A7W. Yani benim şu kart üzerinde şurada bozulan, yanan malzememle şu elimdeki eski kartlardan olan malzemelerin üzerinde olduğunu görebiliyorsunuz. Çünkü bu da VGA kartı, bu da VGA kartı. Yani malzemeyi bu şekilde buluyorum. Bunu piyasadan araştırıp bulmanız, bazen bu malzeme üzerinde yazdığı kod gibi de bulamıyorsunuz. Yani şöyle bir soru da gelebiliyor. Diyor ki hocam, yani benim kartımın üzerinde bozuk ya da yanık olan malzemenin ne olduğunu buldum ama internetten araştırdığımda ne olduğunu bulamıyorum. Bunu, dediğim gibi, bunun üzerindeki yazan malzemeyi size S-Manuel sitesi üzerinden bu dediğim data sheetlerini bulup, buradan nasıl bir ayak bağlantısı olduğunu bulup, bu şekilde, örneğin buradaki malzeme benim BAV 99 dediğimiz bir malzeme arkadaşlar. Bakın S-Manuel.com diye bir site var arkadaşlar. Bunu sizinle paylaşmak istedim. Şimdi buradan benim Marking SMD, yani bu sitenin içerisinde data sheetler var, laptopla ilgili bilgiler var. Anakart, yani motherboard dediğimiz anakartlarla ilgili, telefonlarla ilgili, servis manuel, monitör, her şey var arkadaşlar sitede. Buradan Marking SMD'ye giriyorum. Şimdi bakın şöyle bir tablo çıkıyor karşıma. Bu tablo, şurada da zaten sol tarafta görüyorsunuz, yeşil alan içerisinde monitör, laptop, print, tablet, TV, bununla ilgili tüm malzemeler, data sheetler, işte şemalar buradan bulabilirsiniz. En altta Marking SMD yazan kısma girdim. Şimdi benim malzemem neydi? Benim malzemem A7. Bakın A burada. A7 geliyorum. Bakın arkadaşlar, A üstende 7. A ile 7'nin kesiştiği nokta A7. Bakın buraya tıkladım. Üste yazıyor. A7'ye girdim. Şimdi benim A7 V yazıyordu. A7 V. İniyorum aşağı. Bakın A7 V'yi bulmam gerekiyor. Bakın en altta A7 ve 3 tane gözüküyor arkadaşlar. Şimdi benim buradaki malzemem ne olduğunu ben zaten bunlara baktığım zaman anlıyorum. Benim buradaki malzemem SOT 23. Bakın 1, 2, altın 3. olan BAV 99 yazan şu. A7 ve SOT 23 ayak bağlantısına sahip BAV 99. Yani bizim malzememiz BAV 99 olarak arattığımız zaman bulabiliriz. İnternette A7 ve yazdığınızda zor bulabilirsiniz. Neyse, buradan geliyorum. Bunun switching diyot olduğu, yani anahtarlama diyotu olduğunu anlarsınız. Ve buradan download diyorum. PDF olarak indiriyorum. PDF olarak indirdikten sonra, evet, şimdi ben girmiş olduğum S-Manuel sitesinden tablodaki arama yöntemini söyledim. Sol sütun ve üst sütunun A7W olarak malzemenin ne olduğunu buldum. BAV 99 serisiymiş. Anahtarlama diyodu. Buradaki PDF'sini indirdim arkadaşlar. Buradan artık detaylı olarak malzemenin ne olduğunu kontrol edebiliyorsunuz. İşte kaç voltla çalıştı, kaç miliampere kadar dayandı. Bu tarz bilgiler burada. Şimdi bakın, buradaki malzemenin, evet, 3 ayaklı olduğu ve içerisinde 2 diyot olduğunu görebiliyorsunuz. Bakın şöyle. Benim buradaki malzemem bu. Yani ben bunu ölçüm yaparken buradaki diyotların yönünü kullanarak ölçüm yapmam gerekiyor. Buradan da yapabilirsiniz. Benim yapmış olduğum yöntemle de şöyle yapıyorum. Biraz sonra onu göstereceğim. Üzerindeki farklı çalışan malzemeyle de kıyaslama yapıyorum. Şimdi malzeme bu şekilde, data sheet'ini buldunuz. İki diyotlu olduğunu gördünüz ve diyot ölçme yöntemine göre bunun sağlam olup olmadığını anlayabilirsiniz. Bu noktaya kadar geldik. Peki ben nasıl sağlamlık kontrolü yapıyorum? Öncelikle malzememin data sheet'ine baktım ve diyot kademesini almam gerektiğini bana data sheet söyledi. Şimdi benim bu kart üzerinde aynı malzemenin olduğunu söylemiştim. Data sheet'ine baktığım zaman malzemeyi buraya çizdim. Şimdi nasıl kontrol yapıyorum? Bakın.
Diyot kademesini aldım. Malzemenin gösterilen noktasına göre üstte bir ayak varmış şurada. Şimdi şuradakini kontrol ediyorum. Şurası benim katodum, yani siyah probum. Üste değdiriyorum. Bakın, çalışan malzeme bu. Sağlam malzeme ve aynı malzemeydi. İkinci ayağı, baştaki ayağını değdirdiğimde bir değer görmem gerekiyor. Bakalım. 0,081 değerini gördüm. Bakalım. 0,081 volt gibi bir değer gördüm. Şimdi burada ikinci diyota baktığım zaman çizgili olan katot 3 numaraya geliyormuş. Bakın, probları ters çevirdim. Bu sefer ters çevirdim diyotu. 0,564'lü bir değer görmem gerekiyormuş. 0,564. Şimdi bozuk olan diyotuma gideyim. Bozuk olan diyotuma bakıyorum. Yine yönlerine dikkat edin. Üstte tek nokta. Sizler şimdi göremiyorsunuz ama yani bunu buradaki gibi hayal edin. Şimdi üstte ilk önce ölçerken katot çizgili olan yer, siyah probumu üstte değdiriyorum ve şu değeri görmem gerekiyor. Bakalım. Değdirdim. Bakın, 0,500'lü bir rakam gördüm. Yani buradaki çalışan malzemenin değeri değil. Daha yüksek bir değer gördüm. Peki bir de burayı kontrol edelim. Burada da yine çizgili olan katot 3 numaraya gelecekmiş. Proplarımı ters çeviriyorum. Değdirdim. Bakın, 1290. Burada 0,500 görmem gerekiyordu. Yani benim burada bozuk olan malzemem buradaki değerleri vermiyor. Bakın, yine üzerinde aynı malzeme var. Sağlamlık kontrolünü burada yapayım. Buradaki değerlerin aynısı çıkacak. Bu da yine benim A7V arkadaşlar. Bakalım. Önce üstte tek prob. Bakın, bunlar yan olduğu için yine üstte tek olan yere siyah probumu değdiriyorum. İlk ayağını değdirdiğimde bakın 0,081. Benim çalışan buradaki malzememle aynı çıktı. Bu çalışan bir malzeme. Aynı özelliklere sahip. Şimdi diğer ayağına bakalım. Ters çeviriyorum. Diğer ayağına baktığım zaman, üçüncü ayağına, pardon, siyah probum 3. ayağına gelecek burada. Şöyle. Bakın, 0,584. Yani buraya yakın bir değer. Yani benim hem buradaki hem buradaki aynı değeri verdi. Ama bozuk olan farklı değer verdi. Yani ben bunu bu şekilde de anlıyorum. Yani üzerinde aynı malzeme varsa çalışanla çalışmayanı kıyaslama şeklinde de yapabiliyorum. Bu zaten yanmış ve delinmiş olduğunu gördüm. Sağlamlık kontrolü de yanmamış olsaydı bu şekilde yapabilirdim. Yine bunun bozuk olduğunu anlayabilirdim. Peki bu noktadan sonra ne yapacağız? Şimdi sıralamayı şöyle anlatayım. Kart tamiri yaparken önce göz kontrolü, malzemeler küçükse dijital mikroskoptan bakıyoruz. Burada gibi delinmiş, kararmış varsa işimiz kolaylaşıyor ve bunun etrafına yoğunlaşıyoruz. Eğer yoksa tek tek buradaki malzemelerin sağlamlık kontrollerini yapmamız gerekiyor. Bizim burada arızalı malzeme olduğu için bunu data sheet'ine baktık ve bunun anahtarlama diyot olduğunu gördük. Diyotlarımızın yönlerine göre diyot sağlamlık kontrolüyle beraber bunun arızalı olduğunu hem sağlamlık kontrolünden hem yanık olduğundan anladık zaten. Şimdi etrafındaki malzemelerin kontrolünü de yapabilirsiniz. Ben bunu başka bir karttan söküp yerine sağlam bir tane taktıktan sonra muhtemelen bu kartımız çalışacak arkadaşlar. Bugünün özeti şu. Bu videomu çekmemdeki amaç şu. Bunu çalışır halde de size göstereceğim. Sıkıntı değil. Yani amaç burada neyin ne olduğunu anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar. Çok fazla soru geliyor. Yani ben aslında cihazı tamir ederken tamir edip sonuca gidiyorum. Ama tamir etme şeklim bu. Yani baştan sona kadar tüm malzemelerin kontrolü, yanık bölge varsa o bölgenin etrafına odaklanma şeklinde oluyor. Yani tamir etme şeklim bu. Data sheet dediğimiz ya da malzemeleri nereden buluyoruz şeklinde de sitenin ne olduğunu gösterdim. Data sheet okumasını da data sheet'ini indirerek nasıl olduğunu sizlere anlatmaya çalıştım. Şimdi malzemenin değişimini yapalım. SMD malzeme sökerken üflemeli havya kullanıyorum arkadaşlar. Isı tabancası. Ve şöyle bir cımbız kullanıyorum. Buradaki malzemeyi çok fazla yaklaştırmadan yaklaşık 400 derecelerde ısı tabancamı kullanıyorum. Erittikten sonra çok fazla yaklaşmadan bunun etrafına ısı yalıtımı da yapabilirsiniz. Şu an etrafında entegre ya da çip olmadığı için buna gerek duymuyorum.
Lehim koyduktan sonra hava tabancasıyla çok az tutup uzaktan tutuyorum arkadaşlar. Çok fazla yaklaştırmıyorum. Zarar vermesini istemiyorum malzemeye. Ayaklarına lehim koymayı ihmal etmiyorum. Evet, bakın aldım. Malzememizi çıkarttık. Şimdi montaj işlemini yapalım. Montaj noktamız şurası arkadaşlar. Yine cımbızla şöyle şu noktaya getiriyoruz. Üste tek bir ayak var, altta iki ayak var. Şu şekilde yapıp lehimle havyeyle yerine montaj yapacağım. Lehimlemeyi yaptıktan sonra yine mikroskopta göstereceğim arkadaşlar. Lehimleme işlemimiz bitti. Bugün sizlere bozuk olan kart üzerinde arıza takibini nasıl yapılabileceğimizi, hangi yöntemleri uyguladığımızı, datasheetlerin nasıl bulunduğunu, arıza çözümlemesinin nasıl olduğunu kısaca anlatmaya çalıştım dilimin döndüğünce. Kartın çalışması muhakkak önemli ama önemli olan kartların nasıl çalıştığını bilmeniz ve arıza takibi yaparken bu mantık doğrultusunda arıza bulmanız gerekiyor. Bulduğunuz arızalar sonucunda da kartlar çalışır muhtemelen. Bir problem olmaz. Buradaki kart üzerindeki biz anahtarlama diyodunu değiştirdik. Bunun monitör üzerinde bağlantı ve çalışmasını son halini sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Şu an için nasıl ben arıza yöntemi uyguluyorum, nasıl buluyorum, nasıl yapıyorum bunu sizlerle paylaşmak istedim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi seyirler.